merhaba arkadaşlar. Kör Buluşma'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Mertelen Bülbül, Enes Batur, Oğuzhan Bonaparte Twitter'ın kurgu adamı, Can Albayrak, kral olarak Batur Ayvar. Teşekkür ederim. Sen niye böyle tatlısın? Teşekkür ederim. Böyle ilk defa bir videoma konuk olan fanım gibisin arkada. Öyle. Arkadaşlar numaralarımız var. Farklı farklı numaralara geçeceğiz ki karşı taraf bizi anlamasın. Soruları ben de bilmiyorum. Reji hazırladı. Ne sorular var hiç bilmiyorum. Doğaçlama olacak zaten. Keyfinize göre cevap verin. İsterseniz vermeyin ama vermezseniz de elenirsiniz zaten. O zaman sorular gelsin. Geliyor. Hazırsanız başlıyoruz ve bu serinin videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan 500 bin like geçerse Kör Buluşma'nın ikinci bölümü gelecek. Ben geleceğine inanıyorum. O yüzden şu anda videoyu beğenin. Evet, güzel donmuş gibi. Donmuş taklidi atıyorum. Böyle böyle oynuyorsun arkadan. Yan tarafta bir paravanımız var. Diğer tarafa bizi görmeyen farklı kadınlar oturacak. Sorular soracaklar. Finalde cevabını en çok beğendiği erkeği kazanmış olarak seçeceğiz. Her tur cevabını sevmediği bir kişiyi eleyecek. Aa, geliyor. Biri yürüyor. Ne kadar güzel yürüyor. Yürüyüşünden belli güzel. Merhabalar, ben Tuğçe Üzmez. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben 2 numarayım. Memnun oldum, 2 numara. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Daha nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Anlamadım. O zaman hazırsan turlar başlasın, bize bir soru seçer misin? Evet, hazır mısın? Hazırız. Burada evet. Kimse uzun zamandır bir kadınla tanışmadığı için herkesin kakası gelmiş durumda. Onun için yavaş yavaş güzel bir soru bekliyoruz. İlk önce kaç numara olduğunu söyle bana. Ben 5'im. O zaman 1 numarayla başlıyorum. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ben 1 numara. 1 numara olacağım diyor. 5 yıl sonra 1 numara olurum diyor galiba. 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Büyük ihtimalle hiçbir şey değişmeyecek, böyle aynı. Aynı mı kalacaksın? Böyle bomboş devam. Lan üzüldüm ben ya. İyi, öyle kalmaya da. Can nasıl? Onu da söylemen lazım. Bombok, her şey bombok. Niye bu kadar karamsarsın ki? 2 numara, 5 yıl sonra kendimi bayağı iyi bir yerde görüyorum ya böyle. 5 yıl sonra bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş ve finale yaklaşmış artık. Daha final neresi işte oğlum? Daha final neresi? 5 milyonluk bir film yapmak istiyorum mesela, 5 milyon izlenmiş. 200 milyon izlenmiş bir şarkı yapmak istiyorum. Kendi talk show'um olsun istiyorum, böyle anlatıyorum. Yani bunlar hayal tabii ama 5 yıl içerisinde bence başarırım. Yapabilirsin istesen. Yapabilir miyim sence? Evet. Oh, inandı bana. Bu kadar gidiyor bunlar. Ben 3 numara. 3 numara. Merhaba 3 numara. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim. Soruyu alalım. Aynı soruyu. 3 numara biraz zeki değil. Onu anladım, çok geç düşüyor herhalde. 5 yıl sonra Enes Batur olmak istiyorum inşallah. Enes Batur olacağım. Helal lan, bayağı iyi. Vizyonlu bir adam. Vizyonlu bir adam. Bu kadar mı? Fazla bile bence. Evet. Hiç etkilenmedim şu an. O zaman Reymen olurum ben de. Şimdi oldu mu? Oldu. Tuğçe bunları bilerek yapıyor. Ben 2 numara değilim bu arada. Ben kimle konuştum ya? Ben 3'le mi konuştum? Evet. Merhaba, ben 4 numara. Merhaba. Nasılsınız? 4 numara. En sevdiğim rakamsın bu arada. Aa, öyle mi? Bu arada benim de en sevdiğim numara 4. Aa! Benim de en sevdiğim isim Tuğçe bu arada. Ya yürü git lan. Hayır, ben bunu söylüyorum. Bizim Tuğçe'ye de söylüyorum sürekli ismin ne kadar güzel falan filan. İnsan ismini niye beğenebilirsin? Ben 5 sene sonra Enes Batur'un yanında olmayı düşünüyorum. Enes Batur olmayı bile düşünmüyorum. Ben vizyonsuz bir adam biraz. Yanında olayım yani. Tuğçe Hanım 4 numara şu anda paravanı tutuyor. İtibarıyla üstünüze yıkabilir paravanı. Para var mı? İspiri yapan 5 numaraydı bu arada. Ama benim kafam karıştı. Ne kadar kafan karıştı? Ben 4 numarayım. Vizyon, ama iki tane vizyonsuz vardı orada. Ha, o 3 numara diğeri. Hayır, ikiydi o. Vizyonlu benim ya. Ha. En vizyonsuzu bir. Sonra ha, benim biraz vizyonum var ama değil mi? Yani ses tonum biraz güzel geldi. Benim cevaplarımın hiçbir önemi yok galiba. Ben kadar, obje gibiyim şu an. O kadar söyledi arkadaşın ses tonuna iltifat edin ilk defa. Ben ama o kadar senedir yaşıyorum, ben de ilk defa yürüyorum. Ama vizyonsuz bari sesini beğeneyim dedim. Ha, teşekkür ederim. Çok rica ederim. Naziksiniz ve ne demek, her zaman. Göremiyoruz. Her zaman. Tuğçe Hanım merhaba, ben 5 numara. Merhaba 5 numara.
ben vizyonlu bir adam olduğumu düşünüyorum ama bazı neden? Şeyler yetmiyor. Şöyle, sağlık sıkıntılarım var. En son bir videomun altına ismini bilmediğim bir hesaptan bir yorum aldım. Nisan ayında öleceğime dair. Allah rahmet eylesin. Daha ölmedik, dur ya. Nisan ayında öleceğim için 5 yıl sonra kendimi Samsun'da, hem şey memleketimde, toprağın altında görüyorum şu anda. Ya ölen bir adamla ne işim olabilir? Ha bilmiyorum, onu siz karar vereceksiniz. Parası vardır belki. 2 ay, 2 aydır ya. Belki biraz kalabilir. Tamam da adam da önemli, ne yapayım ben? 2 ay takıl sonra zaten gidiyor. O da doğru şimdi ben. Kesin bir şey düşünmüyorsun, istediğin gibi takılırsın. Kesin. Ya adam yoksa sıkıntı. Ya da erkek kalması olur diyor. Olmaz, kalsın. Kalsın mı? Kalsın diyor ya. Evet Tuğçe, ne diyorsun? Cevaplar arasında en çok hangi numarayı beğenmedin? Beğenmedin mi? Evet, kimi elemek istersin numaralarda? 5. 5 mi? Bak, İnsan ölüyor diye elenir mi ya? 5 numarayı niye eledin? Ya ölecek zaten, ne yani yapayım? Ölecek zaten, hem de üzdün adamı. Evet, bari son 2 ayını mutlu bir şekilde geçirseydin. Ya ben üzsem ne olur, gidecek mezarın altı. Kızı niye üstüne altı yaratıyorsunuz ya? O kızı genç yaşında dul mu bırakacak? Oğlum evlenmeyecekler ki. Ben bunun mirasını nasıl alacağım evlenmesem? Doğru ya. 5 numara git. Hadi abi. Gitmem mi gerekiyor? Evet. Oğlum bilseydim daha güzel cevap verirdim. Ben şu an buradan yok mu olmam gerekiyor? Şu tarafa doğru. Tuğçe'nin beni görmesi pişman olur belki. Evet, görmesi lazım. Beni pişman eder misin? Elediğin numaraya dön bir bak istedik. Ay seni mi eledim? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlış bir seçim yapmışsın kendine göre. Bize göre hayırlı bir seçim oldu. Cevaplara göre işte. En büyük rakibimiz eksildi. Diğer rakiplerim. Ben Cihan'ı rakip olarak görmüyorum. Bir numara. Tuğçe, o zaman bize ikinci soruyu sorabilirsin. Ay çok heyecanlandım, durun. Bir kadın için ağladın mı? Neden? Ben 4 numara. Merhaba, tekrar. Nasılsın tekrar? İyiyim, aynıyım, devam. Otur. Ben bir kız için ağladım ama çok küçük. Nedenini de seviyorum sanıyordum. O beni sevmiyormuş. Ben çok ağladım. Kaç yaşındaydın? 15. İşte ayrıldı benden, ben de çok üzüldüm, ağladım. Bu kadar mı? Evet, çünkü çok aşıktım, hala aşığım ona. Eğer beni görüyorsan buradan geri dön lütfen. Tülay, geri dön. 4 numara, ben 4 numara. Tülay! Tülay bak burada seni bekliyor. İsmi de Tülay'dı bu. Aa! Sıra 3 numarada, 3 numara. Merhaba. Merhaba. Soruyu mu unuttun? Soruyu. Ya en son şöyle, benim 3 yaşında bir tane kızım var. Ne? Allah elinizden öper. Gerçek. Evet evet. Geçen hafta ona iPhone 12 Pro Max alamadım. İşte evden çıktı, işte sokağa çıkma yasağına rağmen çıktı. Yani ben de ağladım yani, kendimi yakıştıramadım. Ama soru öyle değildi ki. İşte bir kadın için ağladım. İşte sonuçta kız. Ağladım yani sonuç olarak. Adı ne kızının? Feriha. Hani ben de gittim, S3 mini aldım mecbur. Ama iyi telefon, şarjı 2-3 dakika gidiyor. İyi. 2 numara. Ben de senin gibi ya cevabım ya. Ben bir kere ağladım, ilk uzun ilişkimdi böyle. Benden ayrılmıştı. Ben de ilk gün takmadım böyle, ha ne olacak ki falan. Sabah bir uyandım. Sanki bütün duygular aynı anda bana hücum ediyormuş gibi ağladım. Ben kaç yaşında o... Ne dokunuyor? Lise 10. sınıfta. Ne dokunuyor? Yani 16-17 yaşımda falan bir kere ağladım hayatımda bir kız için. Ondan sonra hiç ağlamadım. Bir soru, o kız şu an gelse, gel tekrar dese kabul eder misin? Geldi zaten. Geldi mi? Gelmek istemiştim ben. Ben daha önce Enes'i hiçbir kıza görmedim. Beni bir daha üzebilecek bir kız gelmedi hayatımda. Hiç belki o kız sen olursun. Bir daha beni üzersin. Yok canım, ağlatmayın, ne gerek var? Sıra 1 numarada. Evet. Ben 1 numara, deminki vizyonsuz olan. Ben de evet, bir kere ağladım ilk uzun ilişkimde ben de. Senin uzun ilişkin oldu mu? Aynen, ortaokulda. Ortaokulda? 2-3 ne kadar uzun? İşte durun ya. Yarı yıl tatiline kadar falan herhalde. Teneffüste çıkma teklif ettim işte, sevgili olduk. Ertesi ders ayrıldı işte. 10 dakika teneffüslük diyorsun. Ders var mı? Dersin ortasında mı? Derste mi aldın? Yok, derse girdik, teneffüste sevgili oldum. Derse girdik, ertesi teneffüs boş ver, vazgeçtim. Sonra ne zaman sevgilin oldu? O son işte. Ama şöyle değerlendirebilirsin bir numarayı. Taze, körpecik. Ha, daha görmemiş bir şey. Evet. Daha evde bir şey aç. Ya daha tatmamış hiç. Doyumsuz, durmaz. Doymamış. Doyuramazsın belki. Orası belli olmaz. Kaç numarayı elemek istersin bu cevaplardan? 3.
Çocuğum var diye elendim. Üçün çocuğu vardı değil mi? Yok istemiyorum. Ay sen merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok kötüyüm. İlk defa elendim. İlk defa mı elendin? İnşallah bugün daha elenmek isterim. Tamam. İnşallah. Görüşürüz. Tuğçe sıradaki soruyu sorabilirsin. Hazır mısınız? Evet. Bu soru çok... En uzun fiki fikim ne kadar sürdü? Ben 4 numara. Merhaba Tek. Kadınına göre değiştiğini düşünüyorum ben. Ya en uzun soruyor. Bu nasıl bir cevap? Ne kadar politik bir cevap? Tamam işte bu kadınına göre değişir. Kime göre en uzun? Belki hayatında 3 saati görmeyen bir kadına en uzun gelmiştir ama. Ya sana göre senin rekorunu benim, soruyor. Benim 4 saatim var hanımefendi. Hadi. Hadi be. Ama molalı. Molalı aynen. Arada çay içmiş, sigara içmiş. Çünkü benim kollarım biraz ince, yoruluyorum. Ben bütün seks hayatımı anlattım milyonları şu an. Daha uzun da dayanabilirim istersen. Ama yorulduğum için dayanmıyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Nasıl bir cevap lan bu? Yani şu an 24 saat bile bir günden az, sen 4 saat. Sen buna inandın yani mı peki? Yani 24 saatin... Hayır tabii ki de inanmadım. Uygulamalı mı göstereyim, ne yapayım? Sen hayvan bir adamsın ya. İstersen. İki numara edersin ya. Şimdi kaç numaradan cevap istiyorsun? 1 mi 2 mi? 1. Ben 1. Merhaba. Cevabım da 1. Duymadım. Sürpriz. Ama sürpriz. Ne oldu böyle? Bir dakika, bir saniye. Senin belki hayal gücüne kaldı. Belki yani. Bir saat, belki bir ay. Yani. Bir ay. Yani çok mantıklı. Ben şöyle düşünüyorum. Bu tarz şeyler gizli olmalı bence. Konuşulmamalı. Ama dışarıdan belli oluyordur. Doğru, anlaşılır o dışarı. Kimi elemek istersiniz? 4'e eliyorum. 4 saat olanı mı eledin? Yalan çünkü. Görüşmek neyse. Buyurun, hiç konuşmak istedim. Bakayım. 4 saat gibi durmuyorsun ama ne? Finale ikimiz kaldık. Nasıl başardık bilmiyorum. Sıradaki soru nedir? Ölmeden önce yapılacaklar listenin ilk üçünde ne var? Birincisi bu, karım ve çocuklarımın olması, aşık olduğum. İkincisi, böyle çok güzel bir evim olsun istiyorum. Oraya ait hissedebileceğim konumu falan filan her şeyi bile bahçeli falan güzel içini yaptığımız bir ev istiyorum. Üçüncüsü de hayattaki her şeyi denemiş olmak istiyorum. Paraşütten de atlamış olmak istiyorum, yurt dışındaki ilginç bir yemeği yemiş de olmak istiyorum, farklı kültürleri, dinleri görmüş de olmak istiyorum, yani nasıl diyeyim, ölmeden önce her şeyi deneyimlemek istiyorum gibi bir şey ama sıra sıra, önce onlara ulaşmak kolay değil tabii. Nasıl ama? Ben direkt finale oynuyorum ha. İyisin. 2 numara. Evet 1 numara. Sen ne istiyorsun? Konuşamadı. Ben yine bir vizyonsuz. Düşünüyorum. Aklıma bir şey de gelmiyor ki. Çok beynine yüklendi şu anda bak. Sen zaten ölmüşsün yani ilk üçü sormamak. Ağzında sakız mı var senin? Evet. Videoda ağzında sakız var adamın, rahatla. 5 milyon izlenecek sinema filmi yapmak istiyorum. Bu mu? Evet. 200 milyon dinlenecek şarkı yapmak istiyorum. Oğlum nereden duydun bunları? Aklıma geldi. Ölmeden önce sadece bunları mı yapmak istiyorsun? Aynen bu kadar. Bu zaten günlük hayatında da olabilir yani. İşte öyle bir vizyonsuzum. Nasıl lan günlük hayatında 5 milyon izlenmiş sinema filmi nasıl yapabilirsin ki? İşte öyle potansiyel gördüm. Yapabilirsin diyor yani. 1'i mi elemek istiyorsun, 2'yi mi elemek istiyorsun? Ay 1 kimdi, 2 neydi, kafam gitti. Ben en son kimle konuştum, 2 ile mi? En son 1 ile. 2, işte 1'e eliyorum. 1 elendi. 1'e dön de bir bak. Bak sırtında. Hayır, bence bir eleyerek hata yaptım. Vizyonsuzum diyor kendi kendine, ne yapayım daha ben? Evet, elemelerin konusunda ne düşünüyorsun? Bence iyi bir şey yaptım çünkü diğerlerinin cevapları pek iç açıcı değildi. Hiç pişman olduğun yok mu? Vay. Hangisi? Şu beyaz olmayan gömleği. Ne rengi? Ekroydu evet. Onu elediğimi pişman. Pişman olan konuk geldi. Ha, yalıyorum. Açım kardeş. Tamam, paravanı açabiliriz. Merhaba Tuğçe. Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? Memnun oldum. Ben galiba 1-0 olarak devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Ben de. Görüşürüz. Doğru bir seçim yaptım. Kendine iyi bak. Ya ben kurgu yapmıyorum bu arada. Kurgu yok. Merhaba, Natalya ben. Natalya. Hoş geldin Natalya. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız?
İyi biz de. Şimdi numaralarımızı dağıtıyoruz karışık olarak. Tamam. Nerelisin acaba? Rusum. Rus. Sibirya alayım bile. Sibirya, soğuk. Sibirya'yı çok severim. Ben de üşüyorum bu Gittiniz arada. Gittiniz mi? Gitmedim ama Sibirya kurtları çok güzel oluyor. Çok güzel köpekler. Gözlerin mavi mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa sen Sibirya kurdu musun? Hazırsan bize kutudan rastgele bir soru seç ve sor. Şimdi bakalım ne çıkacak. Kız arkadaşını hiç aldattın mı? Nasıl? Natalya merhaba, ben bir numara. Tamam, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kız arkadaşımı hiç aldatmadım bu arada. Şaka bir yana. Herhangi bir kız arkadaşım. Herhangi bir kız. Hiç hayatım boyunca. Aldattım. Mesela diyelim aldattın eğer. Ki nasıl aldattın, evet. Mesela sen hayal et, düşün yani aldattın diye nasıl olacak peki? Zaten aldattığın insanla aranda çok bir duygusal bir bağ olmadığı için vicdani bir sorumluluk da yüklemiyorsun üstüne ve rahatsız olmuyorsun. Natalya, bu arada dilimizi biliyor musun bilmiyorum, çok hızlı konuştum. Anlıyorum, anlıyorum ben. Çok iyi anlıyorum yani. 7-8 sene önce kız arkadaşımı aldattığımı hatırlıyorum. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Yani bir arkadaşım vasıtasıyla biriyle tanışmıştım. O şekilde gelişti. Sonra görüştük. Sonra anlattım. Ne yapsaydın? Ben hala sorunu... Ne yapsaydın? Bir şey diyeceğim. Bir numarasın. Kaç yaşındasın sen? 27. Tamam. İnanamadı şu an. Devam edebilirsiniz. Ben 2 numara. Yani aldatmak bence duygusal bir şeydir. Ama ben hiç aldatmadım. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarım benim elenmem için sende beyin oyunları yapıyorlar, gülüyorlar falan. Ne bakıyor? bence aldatmak alçaklıktır. Karaktersizliktir. Yani aslında siz o kadar sesli oluyorsunuz. Yani kim konuşuyor hiç belli değil. Ben nasıl seçeceğim? Anlamaman daha iyi. Herkes zaten aldatmadım diyor da. İnanmadın mı? İnandım ya, neden inanmayacağım? Niye inanmıyorsun? Ben üç numarayım. Ben. Merhaba. Ben hayatımda bir kere aldattım. İşte ya bak, doğru söyledin, aferin sana. Evet, teşekkür ederim, aferin dediğin için. Ama aldatma bir daha. Evet, tamam. Bu yüzden. İyi, cevabım bu kadar zaman. Tamam. Bu kadar mı? Evet, aldatma nasıl bir daha. Nasıl aldattın? Tamam. Bir kere aldattım. Nasıl oldu? Tatildeydim. Ay seni gidi seni. Kötü şeyler yapıldı. Ne hiç rızam olmayan şeyler yaşadı. Ha, onu zorla şey yapmışlar, alıkoymuşlar yani. Yani çok da zorla olmadı da, çok da istemiyordum yani. Nasıl oldu? Aynı yatağa girince arkadaşımdı. Şerefsiz ya. Bu saatten sonra şimdi senin hangi Mert'in kız arkadaşlarına sesleniyoruz. Arkadaşıysanız online yatakta yapmayın. Benim kız arkadaşım yok zaten. Zaten yatmayın arkadaşım. Tamam, bir şey soracağım. Bir şey benim arkadaşım burasıyla olur. Aldattın. Şimdi bak, cesaretlisin. Söyledin yani, doğru söyledin. Bir şey soracağım. Böyle diyelim, geçmişe dönersen bir daha böyle bir şey yapar mısın? Yani tekrar bunu yaşar mısın? Bir daha yapar mısın? Bir daha yapmam. Çünkü... Pişman oldum ama kadından dolayı. O kadına yaptığım için pişmanım. Tamam, sıra 4 numaradan. Selam. Merhaba. Merhaba. Daha önce hiç aldatmadım ama aldatmaya teşebbüs ettim. Onda da son anda vicdan yapıp bıraktım yani. Hani tam böyle gidiyordum. Yani içine doğdu. Aradı beni. Ben açtım tabii ki. Sonra vazgeçtim, geri döndüm. Kafede buluşup çay içtim. Ben 4 numarayı bir alkışım da. Bravo. Yarı yolda vazgeçmiş. Evet, ben 5 numara, merhaba. Merhaba. Ben hiç aldatmadım ama fırsatım da olmadı yani, o yüzden. O yüzden çok da güvenme yani. Yani şimdi fırsat olursa sen aldatacak mısın peki? Yani bilmiyorum işte. Denemedim ki diyor. Aynen, o durumda olmadan burada ne söylesem yalan olur yani. Lan bir dürüstlük alkış. Bravo. Natalya, kimi elemek istersin? Heyecanla bunu bekliyorum. Biri de öyle. Kaç numara? Bir saniye düşünüyorum. 5 numaram. 5 numara. 5 numarayı biliyorsun. Aaa. Bu nasıl bir asker? Aldatır mıydın? Ha? Aldatır mıydın onu? Yok. Yok, ama aldatmazdım. Soru bu. İleride çocuk sahibi olmak istiyor musun? Ben 4 numara. İstiyorum tabii ki. Herkes ister. Önemli olan miktarı.
Neyin miktarı? Tamam, kaç tane istiyorsun? 4. Böyle ikisi ilk 10 yıl içinde, diğer ikisi sonraki 10 yıl içinde. Sen bayağı planlamışsın. Bayağı planlamışsın. 20 yıllık kalkınma planı yapıp. Kaç yaşındasın sen? Ben 25 yaşındayım. Ben 3 numara. Evlenmeyi düşünmüyorum ama eğer çok seversen birini onunla çocuk yapabilirim. Ben bir tane çocuk yeterli benim için. Yani bir tane olsa sağlam olsun. Dörde bölünmesin yani, anladın mı? Okey, tamam, teşekkürler. Ben 2 numara. Ben 2 çocuk istiyorum. Biri kız, birisi erkek, Allah nasip ederse. Birinin adını Ateş, diğerinin adını Su koyacağım. Dolunay ve Ayaz koyabilirim çocukların adını, belli isimleri var. Bir şey diyeceğim, ben yabancıyım. Bu yüzden mesela diyelim, bir yabancı karın olursa, yani böyle belki kabul edemeyecek yani böyle İki isimleri. İki adı olsun. Dolunay Junior. Anladım ya, bir yabancı bir Türk ismi. Merhaba, ben 1 numara. Merhaba. Ben çocuk konusunda şöyle düşünüyorum, bu konuda ciddiyim yani. Evlendiğim zaman çocuğu doğuracak olan eşim olduğu için tabii ona danışmakta fayda var. 3 istiyorum, 4 istiyorum falan demek istemem. Ne diyorsun Natalya? Kimi elemek istersin? O zaman 3 numara, kusura bakma. Aynen. Şu 3 numaraya dön de bir bak. Bu da çok güzelmiş. Neyse. Evlenirdim ben aslında. Teşekkürler. Sıradaki soruya geçebilirsin. Rakiplerim yine birer birer azalıyor ama. Bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık nedir? Merhaba, ben 1 numara. Merhaba. Başkasının evinde izinsiz kalmıştım. O başkalarını tanımıyorken. Nasıl oldu peki? Bir ev var, bir aile var. Ben bu aileyi tanımıyorum. Ama o evde, o aileden önce benim bir arkadaşım kalıyordu. Arkadaşımın taşındığını bilmediğim için, yeni taşınan bir aile olmasına rağmen o evde kalmışım. Halbuki başkası yaşıyormuş ama evde değillermiş. Bence gayet çılgın bir şey. Bilmeden yaptım ama çılgıncaydı benim için. Tek başına mıydın? Yok, bir arkadaşım vardı. Ben 1 numara bu arada. Başka... Ne güzel yani. Ben 2 numara. Kendi adıma bir sinema filmi çıkardım. Bir şarkı yaptım. 2 şarkı yaptım. Sonra 24 saat hapiste kaldım. Ya. Bir günlüğüne dondurmacı oldum. Dondurma sattım. First class uçak bileti aldım, pahalıydı. Çok çılgınca bir hareket ya. First class çok havalı bence. Ormanda hayatta kaldım böyle aç. Sonra bir de denizde hayatta kaldım aç susuz. Sonra bir de karlı bölgede hayatta kaldım aç susuz. O videoda şuradan ulaşabilirsiniz. O videoda şuradan ulaşabilirsiniz. Yani benim hayatım böyle aslında, daha bayağı şey sayabilirim de. Full çılgınlık üzerine kurulu böyle aslında. Normal hayatta yapmayacağın şeyler. Burcun ne? Koç. Bir de yükselenim de aslan. Çok tehlikeli. Sıradaki kim? Sıradaki 4 numara. 4 numara. Çalıştığım yerde kadavra kaybolmuştu. Ben aynı zamanda doktorum. İlişkiye girdim kadavraya. Hayır. Kadavra olmadığı için kendim denek olarak kullanıldım. Bir de ondan sonra bir tane de şöyle bir anım var. Sevgilim tarafından terk edildim. Sonra askere gittim. 6 ay boyunca. Ertesi gün askere gittim. Ne diyorsun Natalya? Kimi elemek istersin? 1 mi 2 mi 4 mü? Şimdi kim konuşuyor? 2 numara. 4 numara. Yani çok elin koç falan değil mi diyen? Koç aslan olan. Biz sinirle vidaşlıyoruz. İkinci numara alıyorum. Merhaba. Beni neden eledin acaba? Çok konuşuyorsunuz çünkü. Çok konuştuğum için. Evet. Doğru. Senin ilişkinin içinde tutan en önemli özellik nedir? Tamamen aramızdaki arkadaşlık, eğlence. Ne kadar eğlenebiliyorsak. Kaçıncı numara bu? 1 numara. Ama tamamen şey, eğlence diyorum ben. İletişim. Ağlıyor musunuz? Tamam. Anladım, anladım. Okey. 4 numara. İlişkinin devam etmesi, ya sadece ben güvenilir olup olmadığına bakarım. Onun harici bir şeye gerek yok. Aynı zamanda ay burcum yengeç. Of, çok zor şimdi. Rus kültürüne hakimim. Yani bu işte Kral Petro falan, ama onları çok okuyordum. Ben Rus dili edebiyatı okudum aynı zamanda. Çünkü yengeç burcusun, hikayelerimizi çok seviyoruz, tarih falan. Ben de yengeç burcuyum ondan. Bu da mı tesadüf? Ama her şeye rağmen yengeç burcu gidiyor. Merhaba, memnun oldum. Kusura bakma. Kazandığın numara 1 ve 1 numarayı artık görebilirsin. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Natalie ben. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Heyecanlıyım, ilk defa kadın beni seçti. Ah, gerçekten? Daha önce olmadı mı? Daha önce iki tane daha yarışmaya katıldım, kadınların oldu. Hep elenmişler, beni mutlu etti. Neden bu kadar yakışıklı, nasıl seni seçmiş? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Merhaba, Senem ben. Senem. Evet, Senem.
Hoş geldin. En sevdiğim. Hoş buldum. En sevdiğin Tuğçe değil miydi senin? İkinci en sevdiğim. Senem hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben 3 numara. Memnun oldum 3 numara. Hazır olduğunda sorularını sorabilirsin. Aynı anda birden fazla kişiyi idare etsin mi? Nasıl sonuçlandı? Merhaba, ben 1 numara. Merhaba 1 numara. Nasılsın Senem Hanım? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senemciğim diyecektim de sonra çok samimiyet kurdum. Evet, biraz fazla samimi olur. Evet, o yüzden hanım diye seslendim size. Teşekkür şey ediyorum. Yaparsanız. Ben şu an yapıyorum. Kaç numaraydın sen, 1 mi? Ben 1 numarayım. Tamam. Ben elendiğimi düşünerek daha konuşmak istemiyorum. Çünkü ne kadar bilgi verirsem onları daha çok ayıkabilirler, o yüzden. 2 numara. İki. Merhaba Senem, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Daha önce hiç aldatmadığım için otomatikman iş aynı anda kimseyi de yürütmedim. Hiçbir sıkıntım yok. Yani öyle yapan insan da rezil bir insandır. Yani asla öyle arkadaş... Yani dürüst müsün? İnanamadım evet, pek çok ama... çok dürüst bir insanım. Neyse hadi inanalım sana, üzmeyelim seni. Ben 3 numara, hiçbir ciddi ilişkimde kimseyi yürütmedim. Şimdi ciddi ilişki dedin, evet onu dikkate alıyorum. Yani geriye kalan kadınları üzüyor musun, öyle mi anlayalım? Nereden çıktı bu, bunu ben ama, söylemedim. Ama onu sen söyledin, ben senin söylediğini şey yorumluyorum. Geriye kalan kadınlarla işim olmaz demek. İyi çevirdin ama. Ben hiçbir şey çevirmedim, her şey net. Yani böyle... Ne yapıyorsun? Üstüme geldi ya. Su alabilir miyim oradan bir deşiden? Şuraya zoom yapsana ya. Şu çorabı görse acaba. Gerçekten ne kabul eder mi? Şuna zoom yapar mısın? Ne yazıyor? Fuck yazıyor. Kimseyi idare etmedim diyor. Yani senin bu tarz şeyler iğrenç bence. Hiçbir kadın idare edilmeyi hak etmez. Kadınlar da erkekleri idare edebilir. Sadece erkekleri idare etmez yani, bunlar karşılıklıdır. Karşılıklı yapılabilir mi yani? Karşılıklı yapılabilir ama ben yapan kişiyle görüşmem. Yani sadece erkekler idare eder gibi anlaşılmasın burada. Biraz U dönüşü yaptın gibi oldu ama. Ben hiçbir U dönüşü yapmadım. Gayet net. Senem Hanım, sizde bir güven problemi var gibi seziyorum sanki. Siz de sanırım psikologsunuz, teşhis koyuyorsunuz. Psikolog değilim ama Nietzsche okumayı, psikanaliz okumayı severim. Üzmek istemem ama herkes kendi işini yapsa keşke. Kız güzel bir şey söyledi, herkes kendi işini yapsın diye sonradan bana kapattın. 4 numaradan bu arada, az önce gömmeye çalıştınız. Asla öyle bir şey yapmadım, yorum yaptım sadece. Okay, şaka yapıyorum. Ben 4 numara, bence de iğrenç bir şey. Hatta birkaç arkadaşım böyle boklar yemişti. Kendilerini, ailelerini ve polise ihbar ettim. Görüşmeyi sonlandırdım, işim olmaz. Aşk ise aşk, sevgi ise sevgi, arkadaşlıksa arkadaşlık. Evet, ben 5 numara, merhaba. Merhaba 5 numara. Ben böyle bir teşebbüste bulundum. Ama yine vardı. İkisini ayarlamaya çalışırken birinci gitti. Başarısız oldum, o yüzden hiç öyle bir şey olmadı. Seni üzmüşler. Ama sen de üzmeye çalışmışsın, iyi olmuş. Üzmeye çalışmak değil, o yedek yapmak istedim. Yani öyle olunca doğru mu oluyor? 5 numarada böyle dürüst bir insan. Kimi elemek istersin Senem? Dürüstlüğünden dolayı takdir ediyorum ama yaptığı davranışı doğru bulmadığım için... 1 numara mıydı o birden fazla kişiyi şu anda idare eden? Onu elemek istiyorum maalesef. Merhaba. İyiydim. Doğruları söyledim. Doğruları söyledim ama doğru değil. Davranış doğru değil. Ben üzüldüm 1 numara adına. Valla ben de 1 numaranın hayatındaki kadınlar adına üzüldüm. Senem yargı dağıtıyor. Kadınlara söylediğin en klasik yalanın nedir? 2 numaradan başlıyoruz. Ya ben çok yalan konuşuyorum ya. Bazen ben bile bilmiyorum. Genelde ama ben yalan konuşmam diye yalan konuşuyorum. Yani her türlü yalan konuşuyorum. Ben yalan. Ben 3 numara. Ya benim klasik şeylerim var. Video çekiyorum diyorum. Çalışıyorum diyorum. Şarkı kaydediyorum. Şarkı kaydı alıyorum. Senaryo yazıyorum. Senaryo yazıyorum. Ama yapıyorum aslında. Odaklanmam lazım. Müzikle mi ilgileniyorsun? Biraz bir şeyler tıngırdatıyorum. Yalan söylemiyorum pek, o yüzden seçemedim arasından. Yalan söylemiyorum diyerek şu an yalan söylüyor olabilir misin acaba? Olabilir. Nereden bileceksin ki? İşte bilemem. O karşındakinden aldığın hissiyat da önemli. Böyle tipine baktığında zaten insanın yalan söyleyip söylemediğini anlarsın. Bence ön yargı bu ama. Ben ön yargılarım doğrudur ama benim. Elini kaldır böyle. Buraya doğru mu? Göremiyorsun. Bakıyorum. Kankasının 4 tane parmağı var lan. Sen iyi bir insansın. Teşekkür ederim. Bu da bir yalandı. Bunu söylüyorum, sen iyi bir insansın. Ben 4 numara. Az önce dövmeye vurmaya kalktığınız çocuk.
Estağfurullah. Kalıp yalarım var benim. Kalıp olarak kullanıyorum. Saçmalama. Tabii ki öyle. Bunu çok kullanıyorum. Dün akşam neredeydin? Saçmalama, tabii ki öyle. Taktik güzel, evet. Ben kesinlikle şu taraftarıyım, kesinlikle kabullenmeme. Kurgu bir şey ama. Sen dün iki tane kızla beraberken hemen aradın ya. Yo, ne zaman? Kaçta? Dün aradın ya sen. Kaçta? Beş gibi. İki kızlaydı. Evet, iki kızlaydı. Kimden duydun bunu? Sen söyledin ya oğlum, iki kızlaydı. Kimden duydun bunu? Nereden duydun bunu? Nereden duydun bunu? Şu an mesela benim içimdeki şüphe asla kaybolmadı. Daha çok ya. Sorasın var. Ya gerçekten boş kavga çıkarıyorsun. Ben değil, bence buna kız cevaplarsın. Beni katma oraya. Evet, ben 5 numara. Seni çok seviyorum. Ooo! Kime söyledin lan bunu? Herkese bunu söylüyorum. Bütün kadınlara bunu mu söylüyorsun? Ha, herkese. Hiç ben böyle bir şey duymadım seni. Sen kadın değilsin işte. Okey, kimi elemek istersin Senem? Son konuşan 5 numara mıydı? Son konuşan 5 numara, seni çok seven. Beni çok sevdi ama ben ona güle güle demek istiyorum. 5 numara. Bu çocuğun yüzü gülmeyecek. Niye böyle oldu ki? Merhaba, üzgünüm. Deme kadınlara öyle. Hiç dememiştim zaten. Şimdi yalan söyledim. Hayatında en utanç duyduğun an neydi? Ya ben 3 numara. Ben utanmazım. Beni utandıramazsın. Allah kahretsin ya. Böyle bir adamım. Yine ben. Öyle bağladı adam ya. Utanmıyorum yani. Utandığım bir an var mı diye düşünüyorum. Yok. Ben utanmam yani. Yaparsam arkasındayımdır. Çocukluğunda falan da mı olmadı böyle bir an? Yok yani, çocukluğumda da bir yerlere işerdim. Sokakta işerdim. Hiç utanmazdım. Ben 4 numara. Hatırladım. Çocukluk deyince aklıma geldi bir anda. Bayağı 4-5 yaşındayken bizim böyle komşumuz vardı. Onlar bize gelirlerdi oturmaya ailecek. Onların bir 4-5 yaşında bir kızı vardı. Buzdolabının yanında hep onu öperdim. Onu bir gün öperken onun ablası yerden sürünerek geldi. Asker gibi. Sürünerek geldi, size anneme söyleyeceğim falan dedi. Dedim abla, bu saatten sonra söylesen de söylemesen de bizim fark etmez demiştim ama bayağı yerin dibine girmiştim ya. Ya benim de aklıma geldi. Bir kere ortaokulda ben kızlarla konuşmuyordum pek. Annem de gidip bizim fen bilgisi öğretmeni vardı, o bizim sınıf hocamızdı. Liseye geçme sınavından yüksek puan almıştım, bana şey demişti. Sana çok bile. Güzel. Hoca niye böyle bir şey diyor ki yani? Herhalde beni sevmediğinden sınıfın en gıcık kızının yanına oturttu beni kızlarla diyaloğa gireyim diye. Sonra kız bana durduk yere şey dedi. Lütfen bana yavşama. Ama yavşamamıştım yani, oturalı 5 dakika olmuş. Arasana o kızı, bir şey soracağım. Böyle normal masaya oturdum, bir şey silgi ister misin, su ister misin? İkram bana yavşama mı dedi? Bana yavşama, senle bizim ilişkimiz olmaz dedi bir sonraki derste. Merhaba, 2 numara ben. Ya benim en kötü, en utandığım anım yani, bizim arkadaşlar birbirimize böyle video atıyorduk. Ben de kütüphanede ders çalışıyordum. Videoyu açtım, birazcık sesi kısık geliyordu. Neyse sonra işte bu inleyen bir kadın sesi geldi. Yani herkes bana baktı, aynada bir 100 kişi falan baktı. Yani orada kıvıramamıştım yani. Bu kadar. Ama inliyordu yani, çok kötü. Tamam anladım. Cristiano Ronaldo videosunu bana atmışlardı. Böyle, kime elemek istersin Senem? Cristiano Ronaldo videosunu elemek ister misin? Adam. Yani biraz aklımdan o geçiyor ama sen de dedin ben utanmazım ama bu biraz hoşuma gitti. Utanmaz olmam hoşuna mı gitti? Yani yaptığın şeyin arkasında duruyorsun en azından. Evet. Utanmıyorsun, güzel bir şey. O yüzden ben en son kimle konuşmuştum? 2 numaramı. 2 numarayla yollarımızı ayırmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Çok üzüldüm beni ama olsun. Özür dilerim. Sağ ol. Varsın dilerim. Soruyorum, hazır mısınız? Evet. Çocukken en yükseldiğin ünlü. Ben 4 numara bu arada Senem. Merve Sevi'ye yükseliyordum ben küçükken. Kim? Merve Sevi. Merve Sevi kim oğlum? O oyuncu. Kim, ben de tanımıyorum. Şey vardı ben küçükken televizyonda, Hannah Montana. Hannah Montana, Miley Cyrus, okay. Selena Gomez falan. Kardeşinler değil mi o zaman? Ya arada gidip geliyordum, Selena Gomez bir sağda, solda, Hannah Montana, Miley Cyrus. İkisi de böyle eşitti benim için, seviyordum ikisini de. Kimi elemek istersin? Burçlarınızı da öğreneyim mi ben? Koç. Ben de koçum. Ay ikiniz de. Ya ben koç burcuyum, yükselenim de aslan, ay burcum başak, venüs burcum da balık. Benim burcum da başak ve başak çok zor bir burç. Ya koç ve aslan olarak kabul edebilirsin beni, tehlikeliyim. Hadi yani. Alternatif. Ben sadece koçum hanımefendi, tek. Kaç numara kalmıştı? 4 ile 3 mü? 3 ile 4. Ben 3 numara. Sen 3 numara, sen de 4. Evet Senem Hanım, merhabalar, 4 numarayım ben. Çok vazgeçti şu an. Evet. Evet, elemeyecektim ama. Yardımcı oldum ben sana şu an. Teşekkür ederim. Ben 4 numarayı elemek istiyorum.
Merhabalar. Merhaba. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim sizlere. Merhaba Senem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Abi özledim, mavi mi senin? Lens. Senem'i alkışlıyoruz. Bravo. Evet. İki, skorla devam ediyorum. Hedefim sensin. Merhaba, ben Eylül. Merhaba. Eylül, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de. Sarışın mısın? Evet. Mavi gözlü müsün? Hayır. Aa, o zaman en uzun boylu musun? Kısmen. Yeter. Niye, dış görünüşe fazla mı önem veriyoruz? Ya dış görünüş ilk level'dır. Bu 5 level'lık bir aşamadır. Doğru. Ders gibi anlatıyorum. 5 5'li. Herkes yani ben dış görünüşe önem vermem der. Hepsi yalan adam. Hepsi yalancıdır. Ama ben vermem. O zaman içinizi de görmek adına sorularıma başlıyorum. Bir kadında en sevdiğin fiziksel özellik nedir? Fiziksel özellik. İlk 2 numarayla başlamak istiyorum. Tabii ki öncelikle yüzünün güzel olması benim için çok önemli. Güzelden ziyade benim beğeniyor olmam benim için önemli. Fiziksel dediniz diye bu cevabı verdim bu arada. Susmuş olduk, sanki yanlış bir şey söylemişim gibi. Bu arada sizi fiziksel olarak güzel bulduğunuz bir şey değil. Sizi yükselten şeyden bahsediyorum. Benim için çok yeterli. Şimdi 5 numaranın cevabını almak istiyorum. Dişleri güzel olsun. Bu mu yükseltiyor seni? Evet. Mesela artı 18 bir rüya görüyorsun, diş mi geliyor senin gözünden bir rüyanda? Allah'ım ben ne kadar beyaz. Ben bütün olarak... Beyaz böyle, beyazlaştıkça yükseliyor musun sen? Evet, arama böyle çok ne kadar ya. Beyaz olursa o kadar yükseliyorum ben. Sallıyorum, benim babaannem mesela yeni diş takırdı. en beyaz ince gibi. Anlıyor yani, ne yapacağız? Olur. Peki. Okey. Kaç numara cevap versin şimdi? 4. Yani beni en çok ellerinin güzel olması etkiliyor. Yalanlar uçuyor, yalanlar uçuyor. Elleri... Ya Demircan, burada dürüstlük istiyorum arkadaşlar. Ben buraya geldim Ayazağ'dan ya. 2 saatlik yoldan geldim. Eller, dişler falan diyorlar. Dedireceğim ya. Rahatlayacaksan göğüs diyelim. Oh be! Tamam, göğüs. Göğüs. ben 1 numara. Ben 4 numaraya katılıyorum. Meme konusunda. Cicik konusunda. Elleri konusu. Eller gerçekten önemli ama bence direkt tarif edeyim benim. Ben 1.81'im. Benden uzun olmasın. Benle eşit de olabilir boyu. Ama çok da kısa olmasın ya. Aramızda 10 santimden fazla olmasın. 10 santim şöyle bir şey işte. Ne gidiyor? 90-60-90. Tamam, 3 numarayı da bir dinlemek istiyorum. Evet, merhaba. 3 numara ben. Merhaba. Yüz güzelliği ya. Herhalde. Seni yükseltiyor mu yüzünün güzel olması? Aynen, çok yükseliyor. En güzel yüzlü kadın kim sence? Allah bilir mi? Sadece yüz güzelliği mi? Ha, gerisi hiç önemli. Nasıl olsun yüzü? Evet, bir tarif eder misin? Barbara Palvin. Barbara Palvin. Ki Barbara Palvin gelsin o zaman. Şurada bulabiliriz. Barbara Palvin'i alalım. Onun içeride çıkacak, kahve içiyor zaten. O zaman şimdi vedalaşmak istediğim kişiyi seçiyorum. İki kişi yüz güzelliği dedi, o yüzden ikisi arasındayım ama numaralarını hatırlayamıyorum. Ben dedi. Yüz güzelliği diyen bendim. O zaman diğer yüz güzelliği diyeni eliyorum. Yüz güzelliği diyeni... Çünkü dürüst değildi. Tamam, meme. Artık çok geç. Ya bir elediğin adamın yüzüne bak bakalım. Sus. Teşekkür ederim. Ya seni elediğin için çok bir şey var. Dönüyorsun bende. Evet, götüm çekti artık. Şeyde artık yapabilirim. Batıray'ın bayağı poposunu izledik selamlar. En yakın 3 erkek arkadaşımla tatile gidebilir miyim? Kim soruyor? En sevdiğim soru. Oo. Niye, bir sıkıntı mı olacak? Niye? Olabilir. Ben 1 numara olarak cevap vermek istiyorum. Tamam. Ben de olursam olur ama yani 3 tane erkek. Ama neden sen varsan olur? Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Erkeklere güvenmiyorum ben. Yani 3 tane, bir de peki, 3 tane. Peki o zaman şey... Tane ne yapıyorlar? Kişi kendinden bilir işi diyebilir miyiz? Ne alakası var ya? Benim 3 tane yakın kız arkadaşım diyor ki tatile gidelim ama sen olmayacaksın. Kabul ediyorsan ben de okeyim yani. Okeyim. Ben de okeyim. O kadar. Gavak değil. O zaman 4 numaranın cevabını alabilir miyim? Ben kesinlikle kabul ederim. Bir sıkıntı olmayacağız ki ya, ne olacak? Arkadaşlar sonuçta. Eğlenmek istemişler. Bir fotoğraf görüyorsun, yanağından öpüyor. Tabii, arkadaşlıktır yani, olabilir. Aynı yatakta uyuyorlar. Olsun, belki uyuyorlardır. Hiç mi kıskanmazsın?
Yok, hiç sıkıntı yok benim için ya. Rahatım ben. İki numaranın cevabını alabilir miyim? Gayetlem, gidebilirler. Neden? Okey. Abi herkesin kendi hayatı baba. Şimdi ne diyeyim ben, gitme mi diyeyim? Ben 5 numara. Eğer önceden beni tanıştırırsan gidebilirsin tabii. Birlikte oturursak. Bu gidebilirsin. Ne gavat adamlarsınız ya. Yani gidebilirsin, gidebilirsin. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Kısa bölüyorum. Gidebilirsin dediğim için özür diliyorum. Bu senin kararın tabii. Benden izin isteyemezsin bunun için. Çok doğru. Kime elemek istersin? 2 numarayı eliyorum. Çünkü çok samimiyetsizdi. Evet, bu el biraz samimiyetsizdi. Çünkü evet, cevabıma göre direkt asla karışmam dedi. Önemli değil. Lakayt bir adama çevirdi. Tamam, o zaman pişman olmayacağım. Çıklan, başarılar diliyorum, başarılar arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumu soruyorum. Çok beğendiğim bir kıza ilk cümlen ne olurdu? Hayır, yer neresi yani, tanışmak için? Kafe olsun. Selam, nasılsın? Instagram'ını alabilir miyim? Yani anladım. Ben 4 numara. Selamun aleyküm diyorum. Ondan sonra da diyorum ki sizinle tanışmayı kendime uygun gördüm diyorum. Öyle uygun gördüm. Ben 5 numara. Hayatta böyle bir şey yapmam normalde de yani kafede gidip bir kadınla tanışmak istemem, kafe çünkü orası. Ne alaka falan. Sizi birkaç kez burada gördüm. Çok beğendim ama sizinle konuşmaya hiç cesaret edemedim. Eğer siz de bana karşı boş değilseniz sizinle konuşmak isterim derim ve oturur konuşurum. Instagram falan istemem. Anladım. Numaran kaçtı? 5. 5. Kaç numarayı elemek istersin? 4. Niye? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunu bil. Tamam. İlk buluşmada beni nereye götürürsün? İkimizin götüreceği yerler o kadar farklı ki. Sen söyle. İlk sen söyle. Hayır, ilk sen söyle. Sunucusun oğlum. Ya ya. Estağfurullah. Kaç numara söylesin ilk? 5 numara. Ben ilk buluşmada böyle çok özel bir yer olması taraftarı değilim. Daha ileriki buluşmalarında merak etsin, bir gizem yaratsın diye ilk buluşmada tanıştığımız kafeye giderim. Tanıştığımız kafe senin için özel bir yer değil mi? Hayır, daha da özel oldu bir anda. Daha da özelden kastın? Yani burada tanıştıysak burada devam ederim. Hatta düğünümü de orada yaparım. Düğününü kafede mi yapacaksın? O orada istiyor belki, özel bir yer bizim. Kafe. Evlenme teklifini belki o kafede ederim. Çok yaratıcı. Covid zamanı olduğu için şey derim, dışarıda zaten buluşamıyoruz, her yer kapalı. AVM'lerde Covid var, çıkmayalım, dolaşmayalım. Bana gel derim. Ama normal bir zamanda buluşuyorsak, şırdan yemeği. Adanalıyım. Vejeteryanım. Vejeteryansın. Vejeteryan şırdan var. Sadece içi. İçi sadece. Pirinç yemeği gidiyoruz. Pirinç yemeği gidiyoruz. Ben dışını ben yerim, içini sen yersin. Oo, çok iyi. Evet, kimi elemek istersin? 1 numarayı. Aa. Neden beni elemek istiyorsun? Eve çağırdım için. Çünkü Instagram çok ucuz bir numara. O yüzden böyle yaklaşan birini istemem. Önceki soruyla ne alakası var? Bunların hepsi bir süreç yani. Aklımda tutuyorum cevaplarını, ona göre eliyorum. Alenen yürüsem, etraftaki masalar der ki işte Enes Batur şerefsine bak, karıya yürüyor. İşte. Olsun, birinden hoşlandıysan onu düşünmemen lazım. Merhaba, ben 1 numara. Merhaba. Eledim beni. Evet. Şimdi kaderinle karşılaşmak için 5 numarayı çağırdım. Evet, çok hazırım şu an. Merhaba, kaderim benim. Nasılsın? Merhaba, iyiyim, sen nasılsın? Tek memnun olmadın. Hayır, oldum. Böyle bir yüzüm. Hayır, oldum. Yani yine çekseneyim. Ben sana bir bakayım. Şunu tutalım şöyle. Tamam, bunu ben tutayım, bunu sen tut. 1 puan geliyor Mert'e. 5 numara. Hoş geldin, adın neydi? Hoş buldum, Elif. Ben de 1 numara. Soruyorum. Evet Elif. Şu an en yükseldiğin ünlü. Şu an yükselmiyorum, önceden yükseliyordum da. Merve Sevidi'yim. Ulan o benim. Hocam var şimdi seni. Selam, ben 1 numara. Selam. Ben sevgilisi olduğunu duydum galiba. O yüzden söylemek istemiyorum. Ayıp olabilir. Ben Yıldız Tilbe'ye yükseliyorum. Yıldız Tilbe mi? Evet. En sevdiği şarkısı? Hasbelkader. Kadına yükselmem için illa cinsel bir şey olmasına gerek yok olmadığını düşünüyorum. Sesiyle de beni yükseltebilen bir hanımefendi. Buradan da çok sevgiler, saygılar. Al Pacino'ya harbiden yükseliyorum. Acayip, hem kariyeri hem yeteneği, yaptığı işler. Al Pacino keşke benim olsa. Evet, son 2 numara. Ben Aleyna Tilki. Neden Aleyna Tilki? Şarkılarını çok seviyorum. Evet, kime demek istersin? 3 numara.
Neden? Al Pacino'yu tanımıyorum. Ben Al Pacino demedim ki. Al Pacino 5 numara. Yanlış kişiye eldiniz, yanlış kişiye eldiniz. Siz Al Pacino'yu tanımadığınız için ben sizi eliyorum. Yine bir veda vakti, yine çıplam, kusura bakmayın. Çok ünlüyüm. Evet, soruyorum. Aşk mı, para mı? Ben 1 numara. Evet. Param olduğu için aşkı seçiyorum. Neden aşk? Çünkü yok. İnsan olmayanı istemez mi? Ben 4 numara, bende param olmadığı için parayı seçiyorum. Ben 3 numara parayı seçiyorum. Aşk olmadı. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Sonuçta ya, aşk karın doyurmuyor. 3 numara, ben parayı seçiyorum ya. Neden para? Gelmiyor. Daha çok şey çözüyor. Ne çözüyor mesela? Aşk mesela. Her şeyi çözebilir yani para. Aşkı çözebilir. Aşkı çözmesin, bir tek o eksik kalsın işte, bir şey olmaz. Aşkı parayla çözebilir misin? Onu da çözersin bence de, neyse. Kaç numaraydı mısın? Ya siktir. Eyvah. Senin disipliner arkadaşı oldun. Ben 1 numarayım. Hayır, 2 numara. Ben seviyorum. Ben de memnun oldum. Ne kadar tatlı çocuk. Güzel. Sen vardın. Ay, bu soru çok komik. Birlikte duş hakkında ne düşünüyorsun? Ne? Birlikte duş hakkında ne düşünüyorsun? Birlikte duş hakkında, birlikte duş almak hakkında. Evet. Bu arada şöyle bir şey, burada bir adaletsizlik var. Enes'in banyosu gayet sevişmeye müsait banyo. Şu an diğer arkadaşların banyosu bayağı, diş fırçasını düşürsen dikine düşecek gibi küçük bir. Ben merhaba, 3 numara ben. Ya şöyle düşünüyorum ben. Birlikte duş almayı kabul etmiyorum asla ama hani bir gün olur sırtım ağrır, belim ağrır. Belki arkadaşım yardımcı olmak ister. O zaman okey, izin veririm. Yok, ikimiz. İkini, ha, evet. İkimiz. İkimiz almayalım ya. Çünkü gerek yok yani. Öyle düşün. Ben 4 numara. Ben çok hijyenik bulmuyorum bu olayı. Ama nötrüm yani. Eğer istiyorsa olur, istemiyorsanız olmaz yani. Ben 1 numara, ben çok okeyim. baya okey. Olur yani, niye olmaz? İlk tercihim. Niye yani, daha hızlı. Yani hemen yarım düşün. Saat arayla beklemeden direkt bir yarım saatte çözüyorsun. Evet, sırtında ulaşamadığın yerler olabilir. Mesela şuraya, ortaya dokunamıyorum, omuzlarım geniş olduğu için. Su tasarrufu. Tabii canım. Evet, hızlı duş. Tabii küresel ısınma. Küresel ısınma. Evet, kimi elemek istersin? Nötr diye. Arkadaş, nötr mü dedim? Bir öyle bir böyle, ben anlamadım. Yani nötr işte, pek bir şey olayı yok. Nötr'ü niye eledin? Nötr beğenmedim. İstemediği için mi? Hijyenik. Yoksa olursa olur gibi konuştuğu için mi? Ya ikisi arasında kaldı, ben böyle çelişkiliyi sevmem. Evet, soruyorum. En yakın erkek arkadaşımla aynı evde yaşamama, ev arkadaşı olmama izin verir misin? Ben 1 numara. Yani niye onunla evde yaşıyorsun, ben de yaşa derdim. Sevmem. Ayar olurum. Kıl olurum çocuğa. Yani çocuğu evden çıkarttırırım sonra falan. Yeni ev alırım çocuğa. Çocuğa yeni ev alırım. Çocuğa yeni ev alırsın. Merhaba. Merhaba. Ya ben şöyle, aynı şehirde mi yaşayacağız? Sevgilimle aynı şehirde mi yaşamış olacağım? Yok, ben en yakın erkek arkadaşımla aynı evde olacağım. Tamam, diyorum ki şöyle yapalım. Aynı şehirdesin. Evet. Tamam, alırım bir tane. 2 artı 1 tutacağım, 3 artı 1 tutarım. O da benim çocuğum olur, en yakın arkadaşım. Onu da beslerim. O kabul etmeyecek belki. Çünkü o zaman o kabul etmiyorsa ben de etmem. Ben ona güzel bir teklif sunuyorum. Hani onunla yaşayacağına üçümüz, ben de yaşayacağım. Üçümüz aynı anda yaşayalım diyorsun. Evet. Hani çok onunla çıkmak istiyorsa çıkayım ya da çocuğu ayrı bir ev tutarım. Ne diyorsun? 1 mi 3 mü? Kime ediyorsun? 1 numarayı elemiyorum, 3 numarayı eliyorum. Bravo. Lan 3 numara, üzüldüm ben de. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Güzel bir seçim yaptın. Memnun oldum. Ben Instagram'a sen. Hep bu Instagram'dan giriyormuşum değil mi? Çok sağ ol geldiğin için. Şey, ben bu konsepti çok gelmiyorum da Instagram'dan. Lan istedik. Ben de senin oturuyorum. Merhaba, Yağmur ben. Yağmur, hoş geldin. Hoş bulduk. Yağmur yağıyor dışarıda bak. Evet, çok manzara. Yoksa bu bir kader mi? Bilmem, olabilir. Yağmur hazırsan sorularına başlayabilirsin. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir soru çektim. Ne sıklıkla ilişkiye girersiniz? Yani ne oldu? Ne sıklıkla ne? Ben 3 numara. Tamam. Yani normal bir erkek. Tamam da normal erkeği ne yapayım, ben sana soruyorum.
Ha doğru. Ben biraz sıçtım, birazdan cevap verebilir miyim? Söyle, 5 numara. 3,5 ayda bir. İyi, tamam. Kim olduğu fark eder mi? Kim olduğu hiç fark eder mi? Numaram 1. Ben aslında 6 ayda bir yapıyordum. O olaydan sonra biraz sıklaştı bu. Ne iş abi? Enes Batur'la tanıştım. Bayağı hareketli bir cinsel hayatın mı var? Enes Batur sağ olsun. Ben 2 numara, yani olduğu kadar. Denk geldikçe. Aynen öyle, denk geldi içe yani. Nasip de varsa. Kim kaldı? Ara sıra bazı. Gel sen bile gün. Ne oldu lan, şarkı söylüyorum, ne bakıyorsun? Yani şarkının içinde gizli. Bu konuda çok bilgi vermek istemem. Ben 3 numara. Hiç sayaç kurmadım. Bilmiyorum yani. Denk gelirse. Ya o kadar çok yani. Hayır ya, ne alakası var? Değişiyor. Hiç vay böyle çok... şu kadar zamanda bir yapmalıyım gibi bir şey yok. Hissettiğin zaman, içinden geldiği zaman olmalı. Aa, güzel cevap, tamam. Kimi elemek istersin? İki olursa olur, olmazsa olur. Öyle bir şey dedi galiba. Olduğu zaman dedi. Buluşmada daha başarılıydın. Yani bayağı bir puan alıyordun. Böyle sesle olmuyor çünkü boğazından konuşuyorsun ki duyamıyorsun. Şey oluyor olabilirler. Vuuu diye bir şey geliyor karşıya. Evet, teşekkür ederim. Ya seni hiç elemek istemiyordum, biliyor musun? Teşekkür ederim. Hoşçakal. Evet, sıradaki soruya geçebiliriz. Ya bu, bunu nasıl soracağımı bilmiyorum aslında. Öyle bir şey yazmışsınız ki kız nasıl soracağımı bilmiyorum. Gerçekten. Nasıl cevap? Öyle bir şey var ki burada. Batura yoksun senin yerine. Batura yoksun. Nasıl okunduğunu öğren. Yok, okuyabiliyorum. Sorabilir miyim? Bilmiyorum, öyle gönderdiler beni. Buyur. Sen okuyun. Ben bunu size sormak istemiyorum. Orgazm gürültünüz nedir? Orgazm gürültümüz nedir? Gürültün. Ben 1 numarayım. 27 Eylül'de Spartaküs'e başladım. Spartaküs'ten önce bir gürültüm yoktu. Sonra oradaki seks sahnelerini izleye dedim ki ben de bunlar gibi yapmalıyım. Ne yapalım? Artık Spartaküs'ün orgazm gürültüsünü çıkarıyorum. Ne ya? Vaaay! Ben 3 numara. Yani... Bu, boşluk. Sessiz olma. Ben 4 numara. Ben de 15 yaşında Charlie Chaplin izlemeye başladım. Hiçbir ses çıkarmıyorum. Sakin bekliyorum. Ben 5 numarayım. Daha önce hiç orgazm olmadım. Hani o yüzden de çıkarmadım. Kardeşim, sana bir yardım, bir şey. Çocuğa bir şey verin. Bana destek verin yani. Kime elemek istersin? 5. O gitsin. Hiç olmamış, ben ne yapacağım onunla? Hiç olmamış, ben ne yapayım onunla? Çocuk bir olaydı. Doğru canım, kendisini kurtardın. Hoşçakal. Dokunmuyorum. Gel görüşürüz. Hoşçakal. Görüşürüz. Son tur olduğu için arkaya aldık arkadaşları da. Elendi onlar ama. Destek vereceğiz. Hazır mısınız? Evet. Yakında ben de 4,5 olacağım. Son bir kez daha soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Yine mi? Hepsi de bana gelmiş. Favori fiki pozisyonun ne? Ne? Favori fiki pozisyonun ne dedi abi? Fiki. O ne demek? Fiki şey. Kod adı. Öyle şeyler. Favori. Ben 3 numara. Kama Sutra 3 mü demek istiyorsun yani? Kama Sutra 3. Doggy Style'a denk geliyor şu an. Doggy dedi. Kitapta 3 numara. Sen cevap ver, ben düşüneyim. Tamam. Ben 1 numara. En sevdiğim pozisyon asma bahçe pozisyonu. Ne? Asma bahçe. 4 numara. Ben peri bacaları diyorum. Evet. Asma bahçeleri, peri bacaları. Adem hani mekan olarak gidiyoruz. Ben 3 numara. Yani karışık. Adana. Bu özel bir şey olduğu için, evet. Ve her kadında farklı duruyor. Evet. Yani sonuçta bunu diğeriyle anlıyorum. Kıyasladığın zaman aynısı olmaz. Evet. Mesela asma bahçeyi de hep aynı kadına yapamazsın. Ya salak salak. Değil mi? Oraya bir kere gitmiş gelmiş olması. Metro turistinde bir gidip gelmiş olması lazım oraya yani. En çok yükseldiğin ünlüyle hangi fiki pozisyonu en çok hoşuna gider diye soruyu senin için netleştireyim. Travertenler. Peki. Bunu salladım bu arada ama benimki şey, ince deliğe motor sürmek. Güzel. Evet, kime elemek istiyorsun? Biri anlamadım çünkü. Peri bacılarını anladıysan ben okeyim. Onu da anlamadım. O bir, zaman 1 ve 3 mü? Bir diyorum, bir. Bire. Asma bahçeyi bilseydim düşünmezdim. Son soru aynen. Son olduğu için bayağı duygusal. Sevip de kavuşamadığın oldu mu? Ben 3 numara. Sevip de
kavuşamadım. Hala bekliyorum. Gerçekten istediysen bir şekilde hayat bizi bir ortak noktada buluşturdu. Konuşmak istedin, bir şey yaşamak istedin ama başaramadın olmadı mı? İmkan bulamadım, olmadı. Ne imkanım? Pantolonum yoktu o zamanlar. Çıkmak dışarı çıkmak istemedim. Evet, Yağmur Hanım ne diyorsunuz? 3 mü 4 mü? Ya aslında son soruya kadar 3 diyecektim ama... Neden yani? Sevmiş kavuşamamış, aklı birinde kalmış şimdi. Aklın birinde kaldığı için kayıp mı ettin? Evet. O zaman seni mi seçeyim, ne yapayım ya? Bilemezsin. Bu tuzak soruydu. Tamam ben seni eleyim, sen bana numaranı ver o zaman, öyle yapalım. Olur. Ben gidiyorum. Elediğin insana dönmüyorum. Aa, seni mi eledin? Ben gidiyorum. Eler bir kendi kendine. Şimdi finali görmek üzeresin. Merhaba. Düşman mısın? Yok aslında değilim. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Hoşçakal, görüşürüz. Evet, ekibi alalım. Görüşürüz, bay bay. Gene kazandın sonda. Evet, bir kendini kurtardın ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kör Buluşma'nın ilk bölümünün sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Gelen konuklarımızı da takip etmeyi unutmayın. Batur Ayca, o Twitter'da takip edebilirsiniz ama orada çok edepsiz bir insan. Burada da Mert var, Mert'in. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Of be! Evet, kanalıma abone olursanız daha çok video gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve final sonuçlarını açıklıyoruz. Ben 3 puan, Cihan 2 puan, 0. Mert de 1 puan. Ben 1 puan. Yanına çıkan videoyu hatırlayarak değerlendirmeye gelirseniz buradan daha katına abone olun. Ben şöyle ben. Peki benim ödülüm ne burada arkadaşlar? Biz de kızlar aldınız. Nerede kızlar? Numarasını aldım. Senin ödülün, bugün aslında egonu tatmin ettin. Ne açıdan? Gayet. Her açıdan. Beğenildin, takdir gördün. Kapıştık. Sevgi, evet kapıştık. Kapıştık. Çak. O zaman bitti.